Sevgili dostlar merhaba, çok hızlı gündemde yine birlikteyiz. Ya Suriyeliler konuşacağız yine diye düşünüyordum ama bir önceki programda ifade ettiğim gibi aynı şeyleri tekrarlamaktan sıkıldım ve insan mesela işte 2018'de olması lazım, 2018'de Yeni Çağ Gazetesi'ne bir mülakat vermiştim işte Suriyelilerle ilgili. Orada söylediklerimi hep tekrar ettiğimi fark ettim ve insan 7-8 sene boyunca aynı şeyleri böyle tekrar ettiğini görünce sorunun çözülmediğini aslında kendisine ifade etmiş oluyor. Hep aynı şeyi söylüyorsan demek ki hep aynı sorun devam ediyordur. Bir yerden sonra konuşamamaya başlıyor. Şöyle konuşamamaya başlıyor. Küfretmekten başka çaresi kalmıyor. Ve ben küfretmek istemiyorum size saygımdan. Hani bir takım makamlara sahip olan insanlar küfrü hak etmediklerinden değil. Fakat size olan saygımdan küfürlü bir şekilde kendimi ifade etmek istemiyorum. O yüzden bir alt gündemi konuşalım diyorum. Bu Mehmet Şimşek dönemindeki ekonomi politikaları ve özellikle borsa vergisi. Yani bir süredir işte bu borsaya vergi gelecek mi gelmeyecek mi tartışmalarından ötürü inip inip çıkıyor borsa. Ve yatırımcılar haliyle şikayet ediyorlar. Kardeşim ya getireceksen getir, getirmeyeceksen getirme. Niye böyle sürekli fake atıyorsun? Yani resmen devlet eliyle borsa spekülasyonu yapıyorsunuz işte. Vergi getireceğim diyorsunuz. Daha önce de olmuştu. 2 hafta önce olması lazım. Sonra tamam getirmeyeceğiz diyorsunuz. Ona göre yükseliyor mesela. Sonra şimdi tekrar açıklama yapıyor. Üzerine çalışıyoruz diye. Şimdi evvela biraz bu işin genelini konuşalım. Ben borsa fikrini, kavramını çok severim. Mesela kitabımda da buna özellikle bir bölüm ayırdım. Şirketler aynı insanlar gibi etraflarındaki o sosyal doku olmadan hayatta kalamazlar. Bu ne demek? Mesela işte iyi bir güvenlik sistemimiz değil mi? Huzurlu sokaklarımız, iyi bir sağlık sistemimiz, iyi bir eğitim sistemimiz olmasa şirketlerde para kazanamazlar. Dolayısıyla cemiyetin şirketler de birer aktörüdürler. Ve şirketlerin doğası gereği bir işte kar hırsları var, kar maksimizasyonları var ve zaman zaman mesela bazı şirketler de büyür, ülke ekonomisini etkileyecek hale gelir. Mesela işte Amerika'daki savunma sanayi şirketleri ya da işte mesela Türkiye'de Koç Holding'i falan düşünün. Yani Koç Holding'in aldığı kararlar bizi de etkiler. Bizim üzerimizde tesir sahibidir. Borsa bu şirketlerin karlarını kamuya yayarak arzu eden herkesin oradan hissedar olmasını sağlayarak aslında o çıkar ortaklığını da sağlıyor. Yani yalnızca bir şirketin çıkarı değil toplumun genel çıkarı oluyor. Buna bir de özellikle emeklilik fonlarının falan işte borsada değerlendirilmesi gibi diğer araçlar da eklenince borsa milletin çimentolarından birine dönüşebilir sevgili dostlar. Fakat bunun olabilmesi için işte nedenlerini uzun uzun anlattım. Bir temettü fikrinin daha yaygın hale gelmesi lazım. Yani borsa Türkiye gibi sıvı piyasalarda spekülasyon üzerinden para kazanmak aracı. Ya bu ne demek? Şimdi hemen al-sat yapıyorsun çok kısa vadeli bir sürede ve bu alış satışlar gerçek olaylar değil. Gerçek olaylardan kastım şu. Yani o kağıt insana para kazandırmış değil. Tamamen spekülatif bir değer üzerinden düşüyor ya da yükseliyor. Ve onun üzerinden alış satış yapıyorsun. Hatta bu haliyle o çimento dedim ya tam tersi. Yani hep bir kazıklayacak birini bulmalısın. Bir aptal bulup ona kağıdı kakalamalısın. Çünkü sonsuza kadar yükselmeyecek. Hiçbir borsa sonsuza kadar yükselmez. Bireyi, vatandaşı yek diğerine düşman bile edebilir bu haliyle. Ama temettü mantığı daha uzun vadeli ve daha sağlıklı bir mantıktır. Çok eski zamandan beri aldım borsa fikrini ve hepsinde en sağlıklı, en stabil yöntemin temettü veren şirketler olduğunu gördüm. Ve dedim ki hani temettü veren şirketlerin oranının aynı gelişmiş ülkelerde yanlış hatırlamıyorsam %80'di mesela Amerikan borsalarında temettü veren şirket oranı. Türkiye'de %20'nin altında. Gelişmiş ülkelerdeki oranları çıkarırsak ve vatandaşın küçük birikimlerini borsa üzerinden değerlendirmesini sağlarsak bu hem ekonomi açısından iyidir, hem milliyetçilik ve millet açısından iyidir demiştim. Şimdi ne oluyor ama? Devlet eliyle spekülasyon yapılıyor. Mesela ben borsadan vergi alınmasına ilkesel olarak karşı değilim. Yani kar getiren her işlemden vergi alınabilir. Bildiğim kadarıyla Amerika'da da capital gains tax deniyor buna yanlış bilmiyorsam. Bir hisse senedini elden çıkardığında eğer bir kar gösteriyorsan sana dereceli bir vergi var. Nedir dereceli vergi? Mesela kısa vadeli alsatçılara daha çok vergi var. Uzun vadede bu vergi sıfıra kadar düşebiliyor bu arada. Çeşitli şartları var onun. Hani detayına ben de uzman olarak hakim değilim. Hani bir genel kültür olarak biliyorum. Bu makul. Yani hisseyi uzun süreli elde tutmayı da teşvik eden bir şey. Bu borsanın küçük, anlamsız yani hani anlamsızdan kastım şu yatırımıyla borsada bir etki yaratamayacak yatırımcının korunması için de iyi olabilir. Çünkü maalesef
Türkiye'de küçük yatırımcı borsaya kısa yoldan köşe dönme aracı olarak bakıyor. Bunun sebebi de devlet. Yani bak, korkunç bir enflasyon ortamı yarattılar. Bir dönem çok ciddi bir kur krizi yaşadık. Nasıl bir kriz? Bakın, kurun yüksek olması, düşük olması çok önemli değil. Kurun stabil olması daha önemlidir. Bir düştü, bir alt çaldı, bir şeyler. Mesela ben bir ticaretle uğraşan birisi olarak çok ciddi zarar ettim o dönemde. Ocağım sönüyordu. Yani hatta tweet de atmıştım. Battım arkadaşlar ben diye. AKP'liler de mutlu olmuştu. O çok süper, batmış falan. Çok şükür batmadık, çıktık ama böyle teğet geçtik. Ve ciddi anlamda mesela şey yaşadım. Böyle sinir harbi yaşadım o dönemlerde. Ben ticaret yapan birisi olarak niye böyle saçma sapan politikalara maruz kalayım ki, değil mi? Sonra işte birçok insan da o enflasyonist ortamdan kaçabilmek için, 3 kuruşunu değerlendirebilmek için borsaya girdi. Ve borsada o spekülasyon bir şey olduğu için, artık yaygın bir gelenek olduğu için onun üzerinden para kazanmaya çalıştılar. Zaten kazıklanıyorlar bu arada, yani o yönlendiriliyorlar. Çünkü öyle para kazanılmaz. Bir de üzerine devlet eliyle böyle bir spekülasyona maruz kalıyorlar. Hisse aldıkları hisseler anlamsız gerekçelerle yükseliyor, iniyor. Halbuki ne olur mantıklı bir devlette? Bir kere ekonomi politikaları çok öngörülebilir olur. Mesela ikide bir böyle açıklama yapmazsın. Borsaya vergi getireceğim, şöyle yapacağım. Hazırlığını kimseye duyurmadan yaparsın. Bütün senaryoları düşünürsün. Sektörün ileri gelenlerinin bilgilerini alırsın, görüşlerini alırsın. Sonra dersin ki mesela 2 sene sonra şu şekilde bir vergi sistemi gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herkes ona göre alır tedbirini. Mesela bir anda her şeye vergi getiriyorsun. Bir anda her şeyin vergisini yükseltiyorsun. Böyle olmaz. Önceden söylenir. İnsanlar kendini ona göre hazırlar. Piyasa kendisini ona göre hazırlar. Öngörülebilir olduğun zaman bu arada aldığın kararların da etkisi bu kadar radikal olmaz. İnsanı mağdur hale getirmez. Şimdi Mehmet Şimşek işte çok iyi ekonomi düzeltiyor. Bir kere yani Mehmet Şimşek'in yaptığı şey kamuya daha fazla getiri kalemi yaratmak. Bunu da yaparken vergiyi tabana yayacağız dedi ya, daha önce de konuşmuştuk bu ekranda. Çok parası olana, parasını istihdama, getiriye dönüşmeyen araçlarda tutana değil, vatandaşa yük getirerek yap. Yani işte mesela KDV arttı biliyorsunuz. KDV %18'di, 20'ye çıkarıldı. Bu şu demek, Türkiye'deki herkes, geliri olsun olmasın, dar gelirli olsun, devletten sosyal yardım alıyor olsun bu arada. Yani sosyal yardımla geçinen birisi olsun, o bile KDV öder arkadaşlar. Çünkü markete gider, işte yiyecek alır, kıyafet alır, değil mi? Hizmet satın alır, işte ihtiyaçlarını karşılar. Mutlaka ve mutlaka o KDV'yi öder. Sosyal yardım alan adamın üzerine şey bindirdi Mehmet Şimşek'in politikaları. Şimdi Türkiye'de bu arada zaten şöyle bir şey var. Kamunun gelirleri düşük, işte kamu gelir elde edemiyor diye bir şey yok. Kamunun giderleri yüksek sevgili dostlar. Mesela herkesin, her daire başkanının bir özel aracının olması, yani makam aracı ona verilmiş olması normal Türkiye'de. Saçma sapan haklar normal. Özellikle politik gerekçelerle atama yapılabilen yerler. Yani düz standart gişe memuru. En çok o çalışıyor bu arada. Onun böyle hakları yok. Onun doğru dürüst bir geliri bile yok. Ama mesela şeflik ve sonrası pozisyonlar hep siyasi pozisyonlardır devlet kadrolarında. Onların yığınla hakkı oluyor. Ve onlara biz yığınla masraf yapıyoruz. Aynı şekilde işte millet meclisi üyelerine, bakanlara, cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanlığının sarayına, onun kadrosuna inanılmaz paralar ödüyoruz. Kısacaksan onu kıs. Mesela kamuda tasarruf tedbirleri, işte herhalde en çok dişe dokunan memurların servisinin kaldırılması hikayesi. Ya Tayyip Erdoğan'dan kıs. Yani çok mu lazım Tayyip Erdoğan'ın bu kadar şaşalı bir hayat yaşaması? Yani buna karşıyız ama ülkede bir gayrimenkul Katarlara satılacaksa adamın sarayını satın. O da bir fedakarlık yapsın. Niye hep fedakarlığı biz yapıyoruz, değil mi? Her neyse, dediğim gibi devlet eliyle bir o vergiyi tabana yaymak mantığıyla vatandaşın üzerine bir yük geçiliyor. Daha da vahimi, devlet eliyle böyle operasyonlar çekiliyor. Mesela daha önce olmuştu, hatırlayın, Tayyip Erdoğan işte faizi yükseltirsem adam değilim falan dedi. Bir anda 450-500 baz puan faiz yükseltilmişti bu açıklamadan 3 gün sonra. Ya Türkiye Cumhuriyeti insanları, burada ticaret yapanlar yahut yabancı yatırımcılar, hiç fark etmez. Önce bizim insanımız ama. Tayyip Erdoğan'a yani bu açıklamasına güvenmeyecek de neye güvenip de ticaret yapacak? Yani en yetkili ağız diyor ki yükseltmeyeceğiz, sonra yükseliyor. Yani faizin yükselmesi, alçalması, enflasyon yükselmesi alçalmasından ziyade bu öngörülmezlik tehlikelidir. Sevgili dostlar, yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.